Şimdi bir diğer konuğum Akmek El sanatları dalında iğne oyası branşı eğitmenimiz Züleyha Altındal hanımefendi var. Bizlere iğne oyası kursunu anlatacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Bile, bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz hocam? Ee, i̇smim Züleyha Altındal. 2017 yılından beri Akmek'te iğne oyası eğitmeni olarak üç birimde görev yapmaktayım. Hı hı. Evet. İğne oyası için isterseniz gerekli olan malzemeleri Evet hocam. Şimdi ilk önce iğne oyası nedir? Bizim hı. kullanacağımız malzemeler nelerdir? İsterseniz onunla başlayalım. İğne oyası e, geleneksel Türk el sanatlarının en eskilerindendir. E, yüzyıllardır hanımlarımız bütün evlerindeki bütün e, süs eşyalarını iğne oyasıyla donatmışlardır. Hı hı. Genellikle e, yemeniler, yazmalar, e, örtüler, ee, bu yönde çalışmalar yapmışlardır. Bizim geleneğimizin en eski el sanatlarından birisidir iğne oyası. İğne. Peki isteyen herkes yapabilir mi bunu? İğne oyasını isteyen herkes yapabilir. Ee, biraz dikkat ve biraz çalışma gerektiriyor ve sabır gerektiriyor. Çok sabır isteyen bir e, el sanatı çeşidimizdir. Uğraştırıcı. Uğraştırıcıdır. Biraz e, dikkat etmek gerekiyor. Hı hı. Ama isteyen herkes yapabilir. Zor değildir. Evet Çok hocam. kolay bir şeydir. yani. Başlayalım isterseniz hocam. Evet. Seyircilerimiz de görsünler. E, i̇ğne oyasında gerekli olan malzemelerimiz iğne, iplik, makas. E, genelde biz havlu kenarlarına, yemeni kenarlarına yaparız. İğne oyasının ilk e, Yapılması gereken ilk şey zürafadır. İlk adım zürafadan başlanır. Şu anda zürafa çekiyorum havluma. Şu an havlu kenarı yapacaksınız. Evet havlu kenarı yapıyorum. Zürafa yapıyorum. Birçok e, iğnemiz vardır. İğne oyasında teknik olarak kullandığımız iğnelerimiz vardır. Bunların en başında zürafa gelir. Zürafayı nasıl yapıyorsunuz hocam? İğne ipliği başını mı evet. Onu seyircilerimize ee, aktarırsak. İğnemizi zeminimize batırdık çift katlı olan ipimizi, iğnemizi iki defa dolarız. Karşıya doğru çeker, sıkıştırırız. İğne oyamızın düzgün ve daha muntazam olması için çok sıkı çekmemiz gerekiyor. Hı hı. Sıkıştırarak, düğüm atarak ipimize şekil veririz. Zemini zürafa Zeminimizi, Her zemini mutlaka zürafa ile yaparız. Zeminimizi zürafa oluşturur. Daha sonra üstüne yapacağımız modellerle ...zürafamızı ilerletiriz. Hocam halk arasında bir tabir vardır. İğneyle ile kuyu kazmak. Doğru mudur? Ee, evet e, doğrudur diyebiliriz. Çünkü sadece iğne ve ip ile... E, ...çeşitli... ...şekiller yapıyoruz. Hı hı. Çiçekler, e, kelebekler... ...yapraklar... ...sadece iğne ve ip ile yapıyoruz. İğne ile kuyu kazmak tabiri... ...genelde doğrudur. doğrudur demek. Peki hocam e, akmek kurslarımızla. Gelen kaç tane kursiyeriniz var? İlgi var mı bu iğne oyası kursuna? Ee, ben göreve başladığımda akme kurslarında sadece bir tane iğne oyası hocamız vardı. Benden önce. Hı hı. Ee, sonra talebin yoğunluğu ve istek üzerine ben ikinci bir hoca olarak akme kurslarında göreve başladım. Hı hı. Çok aşırı talep var. Hanımlar e, çok istiyorlar iğne oyası öğrenmeyi. Çünkü iğne oyası ee, çok çabuk paraya çevrilen bir şey. Yani meslek. Evet. Öğrendikleri zaman hemen 3 ay içinde yapıp paraya çevirebiliyorlar, satabiliyorlar, para kazanabiliyorlar, ev ekonomilerine katkıda bulunabiliyorlar. Evet. İğne bu konuda çok istek alan, talep alan kursumuz. Genç kızlar da çeyizleri için geliyorlardır mutlaka. Evet. Evet. Genç kızlar ve özellikle genç kızların anneleri Aynı çok biri. çeyiz yapmak <laughs> istiyorlar kızlarına. Çok kurs yerimizde e, ev ekonomisine katkıda bulunmak için geliyor. Çoğunluğu o amaçla. Her yaş grubundan. Her yaş gelenler grubundan var, var değil mi hocam? Evet, her yaş grubundan var. Yaz kurslarımızda üniversite öğrencilerimiz var. E, yazın tatile gelmiş Aksaray'la dışarıda okuyanlar, burada okuyanlar. Onları öğretiyoruz. E, normal dönemlerde ev hanımları çok istek var. Evet hocam, şu an devam ediyorsunuz yapmaya. Evet, zürafa değil mi? yapmaya devam ediyorum. Ee, biraz birazdan piramit yapmaya geçeceğim. Bunu burada bırakalım. Zürafanın üstüne mi yapacaksınız piramit? Evet, bu zürafanın üstüne piramit yapacağız. Bunu da gösterelim seyircilerimize. Evet. Kaç yıldır yapıyorsunuz hocam? Eee ben inanın hatırlamıyorum. Ben çocukken başladım. Annemden öğrendim ben iğne oyası yapmayı. Hı hı. Sonra evlendim kayınvalidem yapıyordu. Onda da pekiştirdim. Uzun yıllar ben bundan para kazandım. Sipariş üzerine çalıştım, dışarıya yaptım. Yani çocukluğumdan beri ben iğne oyası yapıyorum ve ne zaman öğrendiğimi de hatırlamıyorum. Hı hı. Uzun süre yaptıktan evet. sonra bir mesleğiniz oldu. Aynen, abi. aynen. Sonra mesleğe dönüştü. Akmek'te göreve başladım. Şu anda hem öğreterek hem yaparak bu katkıda bulunmaya çalışıyorum. Ne güzel hocam. Biz de buradan bayanlara sesleniyoruz tabii ki de katılmalar için. Evet Güzel mutlaka. bir hobi. Herkesin mutlaka. gelmesini tavsiye ediyoruz. Zamanlarını boş geçirmek yerine bu tür faaliyetlerde bulunmaları herkes için güzel olacaktır, sağlıklı olacaktır. Aynen. Hocam şu an piramit yapıyorsunuz. Evet piramit yapıyorum. Piramitimizi çevire çevire yapıyoruz. 7 tane zürafa yaptıktan sonra çevirdim. Kenarına bir küçük kirpik yaparak zürafama devam ediyorum. Bu üst üste olacak bir işlem değil mi? Evet yeni üst üste aynen üst üste e, düğüm atarak oluşturduğumuz bir şey. Hı hı düğümlerden ve kirpiklerden oluşuyor. Çeşitli iğnelerimiz var. O iğnelerimiz e, değişik yerlerde kullanıyoruz. İlk başlayanlar için öğrenmesi gereken ilk adım bu. İlk adım, değil adım mi? zürafadır. Zürafa. Daha sonra piramit. Aynen. E, piramit yapıyoruz, pirinç yapıyoruz. Halk arasında çok çeşitleri bir sürü var. Değil evet, e, birçok isimleri var Hı -hı. o yaptığımız iğnelerin, tekniklerin isimleri var. Eğlenceli bir şey. Çok Sosu. eğlenceli, çok keyifli. E, Terapi amacıyla bile yapanlar var. Çok keyifli bir şey. Ortaya çıkan işler çok güzel. Mesela bunlar havlu kenarlarımız. Evet çok güzeller bunlar da. Burada ee, da örneklerimiz burası var. Burası namaz örtüsü setimiz. Örneklerimiz El emeği var. göz Hepsi de. el emeği göz nuru. Ee, ve çok insan rahatlatan bir şey. Evet hocam. Sürekli çevirerek yapıyorum piramitimi. Her yaptığınızda çeviriyor her, musunuz? Evet her e, satır başına geldiğimde diyelim hı hı. daha kolay anlaşılsın. Çeviriyorum havlumu elimde. Bu Spa dönemlerde olması gerekiyor. E, eve kapandık virüs nedeniyle biliyorsunuz. Evet. İleri bir tarih ertelendi. İnsanlar tabii ki bu dönemde zor bir süreçten geçiyorlar. Evet, Umut ediyorum yardımcısı. bu süreçten sonra e, katılımlarımız daha da artacak. İnsanlar çünkü bunaldılar evde kalmaktan sürekli. Evet, aynen öyle. Ee, bütün hanımlara AKMEK kurslarına katılmalarını, güzel vakit geçirmelerini tavsiye, tavsiye ederim. Evet, hocam. Gerçekten AKMEK'te çok güzel vakit geçiriyoruz. Ee, birbirimizin dertlerini dinliyoruz. Ee, sıkıntılı insanlarımız var. Ee, bazen yeri geliyor bizim de sıkıntılarımız oluyor. Biz de paylaşıyoruz, arkadaş oluyoruz evet. kursiyerlerimizle. Güzel vakit geçiriyoruz. Bütün hanımlara tavsiye ederim. Evet hocam. Bayağı bir ilerledik. Evet, piramitimiz bitmek üzere. Piramit bittikten sonra başka işleme geçeceğiz. Başka işleme istiyoruz. geçeceğiz. Çiçek yapacağız. Başka işleme geçeceğiz. Hayal ettiğimiz şeyleri iğne oyasıyla gerçeğe dönüştürebiliyoruz bu şekilde evet. değil mi? Evet, evet, aynen öyle. Mesela burada yaptığımız bir kelebek. Evet. Çok hoş gerçekten. Evet, bu çok basit olanı. Peki Küçük ne, ne zaman evet, aldı hocam olan. bunları yapmak? Yani e, çok uzun bir zaman almıyor ama biraz ilerlemiş yaptım. olmak gerekiyor. Biraz ilerlemiş. Çok acemilerin yapabileceği bir şey değil ama iki ayda öğrettiğimiz kursiyerlerimiz var. Yetenekli kursiyerlerimiz bir ay içinde bile havluya geçebiliyorlar. İki Ve, ay sonra bir şeyler yapabiliyorlar, ürün çıkarabiliyorlar. Kesinlikle iki ay sonra ürün çıkaran çok güzel para kazanan, paraya çeviren, sipariş güzel. alan kursiyerlerimiz var. Genellikle e, Hanımlar, ev hanımları çocuklarını okula bırakıyorlar sabah mesela kursumuza geliyorlar. Hı hı. Ondan sonra boşlar çünkü akşama kadar çocuklar tüm gün okuldalar. Evet. Kursumuza geliyorlar çok güzel vakitler geçiriyoruz her şeyi paylaşıyoruz. Sıkıntılarımızı, sevincimizi her şeyi paylaşıyoruz. Hı hı. Bu arada da meslek sahibi oluyorlar. Buradan son olarak vatandaşlarımıza iletmek istediğiniz iğne oyası kursuna gelmeleri için neler söylersiniz hocam? Ben bütün hanımların evde boş oturmamalarını, e, kurslarımıza gelerek herhangi bir kursumuza hiç önemli değil. Gelerek vakitlerini güzel geçirmelerine e, ve bir meslek sahibi olmalarını, el yeteneklerini geliştirmelerini evet. tavsiye ediyorum. Bizim e, her kesimden öğrencimiz var. Evet. E, öğrencilerimiz, kursiyerlerimiz diyelim... E, Ev hanımları var, öğretmenler, yaz kurslarında mesela benim çok öğretmen kurs yerim vardı. Hı hı. E, okuldan çıkıyorlardı, kursa geliyorlardı. Çok güzel vakit geçiriyorduk. Ben de onlardan çok şey öğrendim. Onlar da benden 3 tane iğne oyası yapmayı öğrendiler ve birbirimizden çok memnun kalarak ayrıldık. E, biz çok seviyoruz Akmek'i. Bütün anları davet ediyoruz. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz ben hocam teşekkür bize ederim. verdiğiniz bilgilerden dolayı. Efendim biz farklı branşları anlatmaya ve tanıtmaya devam edeceğiz. Yine görüşmek üzere. Hoşçakalın, bizimle kalın.